Merhaba sevgili izleyiciler, Manisa TV ekranlarına, Kent Rehberi programına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bugün programımızda yine çok kıymetli konuklarım var. Yunus Emre Belediyesi'nden geldiler. Yunus Emre Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Musa Dirik, Yunus Emre Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Sayın Ahmet Sak ve Yunus Emre Belediyesi Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Adaşım Yonca Gezgin. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar. Şimdi uzun ve keyifli bir sohbet edeceğiz hep birlikte. Pandemi sürecini çok yoğun yaşadık 2020 yılında, maalesef tüm Türkiye genelinde. Evet. Bütün kurumlar, kuruluşlar, herkes bundan son derece etkilendi. Özellikle de kültür sanat camiası çok yakından etkilendi. Diğer tabii esnaflarımız olsun, diğer çalışanlar olsun. Ama belediyelerin bu anlamda ciddi bir sıkıntısı oldu. Çünkü hiçbir etkinlik yapamadılar. Her türlü etkinlik ertelendi. Dolayısıyla ölü bir yıl yaşandı. İnşallah 2021 artık belki de biraz daha yavaşlayacak, pandemi hızını düşürecek. Hepimiz dikkat etmeye gayret ediyoruz. Aşının tabii etkisi var. Ama biz bugün Yunus Emre Belediyesi'nin hem 2021-20 yılını nasıl geçirdi kültür sanatı anlamında, gerçi dediğim gibi sıkıntılı bir süreçti, ama 2021 yılında neler yapacak, ne gibi projeleri var, onları konuşalım istiyorum. İsterseniz Ahmet Bey, sizinle başlayalım. Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü olarak neler yaptınız, neler planlıyorsunuz, daha önceki yıllarda yaptıklarınızı paylaşalım izleyicilerimizle. Yonca Hanım, özellikle belediyemizin faaliyetlerini bize burada anlatma imkanı sunduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ederim. Estağfurullah. 2014 yılında Büyükşehir Kanunu'nun kabulüyle birlikte kurulan belediyemizde kurucu belediye başkanımız, şu anki de belediye başkanımız Sayın Doktor Mehmet Çerçi ile birlikte onun önderliğinde önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceğimiz faaliyetler hakkında toplantılar düzenledik. Hı hı. Güzel Yunus Emre'mizin çehresini değiştirme amacıyla, bayındır olma amacıyla, kent estetiği olma amacıyla ve kültürel açıdan neler katabiliriz anlamında birçok projeler ürettik. Ve projelerimizde 2014 yılından bu yana ortaya koyduğumuz faaliyetlerle icraata geçirdik. Manisa Merkez ve Manisa Taşra mahallelerimizde, yani Yunus Emre Merkez ve Taşra mahallelerimizde olmak üzere 12 tane hanımlar lokalini kurduk. Bunların ilkini Bozköy'de açtık. Bu hanımlar lokallerimizde yaklaşık 52 branşta hanımlarımıza meslek edindirme, hanımlarımıza... İşte bu aslında lokal derken orada oturup sohbet etmekten değil. Çok tabii, değil mi? Hani tabii. Meslek edindirme. Şimdi baktığınızda hanımlar lokali deyince böyle gidip oturup hani sohbet etme olarak düşünmesin tabii, sevgili kesinlikle. İzleyicilerimiz. Orada meslek edindirme, hı-hı, kursları. Meslek edindirme hanımlarımızın el becerilerini artırma, hı-hı, amacıyla, hı-hı, biz bir girişimde bulunduk. Başkanımızın talimatları doğrultusunda. Bu da vatandaşımızdan çok güzel bir ilgi gördü. Tabii bunu daha önceden farklı illerde yapan belediyeler var. Tabii birçok belediye birçok belediye yapıyor. Yalnız bizim buradan vatandaşlarımızdan duymasını istiyorum. Ayrı bir konsept uyguladık mesela, orada. Mesela farklılığı mesela ne? Şimdi zaten biz bu kurslarımızda evde oturan, çalışmayan kadınlarımız için, hı-hı, planladık. Şimdi kadınlarımızın evde küçük çocukları var. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında. Şimdi kursa eğitim amacıyla geldiği zaman çocuğu bırakacağı bir yer sıkıntısını, hmm, düşündük. Nereye bırakıp gelecek? Biz her lokalimizde çocuk oyun grupları, sınıflarımızı, güzel, açtık. Annesiyle birlikte tabii gelebiliyor. Tabii çocuğumuz annesiyle birlikte geliyor kursumuza. Annesi eğitim alacağı sınıfa geçtiği zaman çocuğu oyun odasına bırakıyor. Orada uzman eğitmenimiz var. Tabii annesi de orada, çocuğu da orada. Orada eğitim süresince biz çocuğunu gerekli gelişim için, hı hı, öğretmenlerimiz, halk eğitim aracılığıyla sağladığımız öğretmenlerimiz eğitimlerini veriyor. Hı hı. Annesiyle birlikte dersi bitince alıyor çocuğunu, mutlu bir şekilde evine gidiyor. Çok güzel. Peki burada meslek edindirme kurslarında yapılan ürünler, daha sonra satış, sergileme gibi bir etkinlik? Tabii biz burada meslek edindirmeden ayrı buradaki kadın hanımlarımızın, hı hı, maddi açıdan bir gelirleri olsun diye şu an Millet Çarşımızda bir kadın lokalleri satış ofisini, hı hı, tamamladık. Önümüzdeki günlerde başkanımızın talimatları doğrultusunda en kısa zamanda burayı faaliyete atacağız.
hanımlarımızın el emeği, göz nuru yapmış olduğu ürünleri burada sergileyip onların satışını sağlayıp kadınlarımıza buradan da bir gelir elde etmekleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Harika. Onun dışında da başka sizin ilk başlattığınız etkinlikleriniz var Yunus Emre Belediyesi olarak da. Ben şöyle birkaç bahsedeyim isterseniz Yonca Hanım. Kısaca bahsedeyim sonra kısaca tekrar bahsedeyim. İkinci turda şimdi biz devam. Sadece hanımlarımızı düşünmedik. Tabii. Başkanımız bu konuda çok hassas. Çocuklarımız için bir tane tam zamanlı kreş ve iki tane çocuk sanat kültür merkezimizi açtık. Bir tanesi ETV'de, bir tanesi Muradi'de kültür merkezlerimiz var. Hı hı. Bir tane de Bozköy'de tam zamanlı çocuk kreşimiz var. Burada yaklaşık 1700'e yakın çocuğumuza gelişimlerini tamamlamaları için eğitimlerini verdik. Usta eğitmenlerimizle hı hı. Hepsi elinden gelen bütün fedakarlıkları düzenlediler, yerine getirdiler. Bunun haricinde bir üst sınıfa geçersek, gençlerimiz için de başkanımızın çok güzel projeleri oldu. Yunus Emre Gençlik Eğitim Merkezlerimizi açtık 2018 yılında. Neler yapıyorsunuz? Yapılıyordu daha doğrusu. 2018 yılında bu gençlik eğitim merkezlerimizle 8. sınıf, 12. sınıfa mezun grubu öğrencilerimize hayatları boyunca girmiş oldukları bu hayatlarındaki yönünü belirleyecek olan sınavlarda biz onların yanında olmak istedik. Hı hı. Onlara güzel sınava hazırlanmaları. Sınava hazırlık gibi bir şey. Sınava hazırlık. Yani dershane gibi belki ön hazırlık tabii, gibi. Tabii tabii. Son sınıftaki öğrenciler lise sınavları için bu dershanede hazırlanabiliyor. Hı hı. Bir de lise son sınıftaki öğrenciler üniversite sınavı için. Hı. Yani o iki sınıf grubunu aldık. 8 ve 12. Sınavlara orada hazırlandılar. Hı. Hem bütün tahsil hayatları boyunca aldıkları bilgileri bir tekrar tazelediler. Oradaki hı. eğitmenlerle birlikte. Hem de sınav psikolojisini biraz yenmelerini sağlamak için onlara destek verildi burada. Peki şey var mı orada sadece sınava hazırlık dışında hani işte müzik kursları gibi yani yetenek kursları gibi herhangi bir kurs da oldu mu? Kültür sanat sadece... merkezlerimiz var iki tane bahsetti Ahmet Müdürüm'ün. Orada, bu dersimiz daha çok orada. Ama YEGEM'lerde sadece lise sınava, giriş ve üniversite giriş için. Sınavlarına hazırlandılar. Hatta geçen yıl Manisa birincisi, Türkiye altıncısı bir kardeşimiz çıktı. Çok güzel, çok mutlu. Başarılı öğrenciler çıktı. Çok güzel okullar kazandılar. O tabii gurur veriyor. Evet, tabii. Hemen hemen sadece o yıl içerisinde kullandıkları kitapların maliyetinde eğitim alabildiler. Orada zaten amaç oydu. Daha dar gelirli ailelerin çocukları, tabii. dershaneye gidemeyen, ailenin karşılayamayacağı bütçeleri olan aileler buraya çocuklarını getirsinler istedik. Hı hı. Daha doğrusu yine Ahmet Bey'in söylediği gibi başkanımızın şeyi o yöndeydi. Biz hı hı. böyle yapalım dedi. Çok da amacına ulaştı. Çok güzel i̇şte gitti. Pandemi sürecinde bile devam etti. Uzaktan yine onlara eğitim verildi. Hı hı hı. Yasaklar olmadığı sürece, yasak demeyeyim, kısıtlamalar olmadığı sürece yine dershanelerimizde öğrenim gördüler. Kısıtlamalar başladığında da altyapısını hazırlamıştık. Uzaktan eğitimle devam ettiler. Hiçbir hı. kesinti olmadı. Ya bu açıdan da çok üzücü aslında. Yani gençlerin, evet. çocukların bu şekilde evet. Bir yıl bir ciddi bir kayıp oldu. Tabii, yani her ne kadar hepsi yetişmeye çalışsa da yani uzaktan eğitim ama ne kadar da olsa yüz yüze olduğu gibi olmuyor. Olmuyor, ama bu anlamda işte kurumlar, diğer belediyeler, büyükşehir olsun, diğer ilçe belediyeleri olsun bu anlamda ciddi güzel çalışmalar yaptı. Evet. Siz de onlardan bir tanesisiniz. Tabii yani başkanımız Doktor Mehmet Çerçi gençliğe çok önem veriyor. Hı hı. Daha doğrusu insana çok önem veriyor. Bu doğrultuda Ege'de tek olan, bir tek bizim belediyemizin açmış olduğu millet kıraathanemiz var. Hı hı. Buraya gelen öğrenciler için kışın sıcak, yazın serin bir ortamda. İnşallah pandemi de biterse rahatlıkla tabii, gidecek bir ortam kesinlikle. Olacak yani. Yani orada ücretsiz bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda hı hı. Çaylarını, keklerini alıp çok güzel bir ortamda çalışma imkanı sunuyoruz. İstedikleri araştırmayı yapabilecekleri. Bir de sizin yine kültür müdürlüğü olarak yaptığınız bir takım yeni festivaller de vardı. Tabii. Geçtiğimiz yıllarda hı hı. yaptınız. Onlardan da şimdi biraz bahsedelim. Sonra da izah edeyim o konuyu. 2016 yılında biz gençlere sporu sevdirmek, atasporumuz olan güreşleri yad etmek amacıyla başkanımızın talimatları doğrultusunda Yunus Emre Yunus'ta Güreş Festivali hı hı. yapmaya karar verdi.
Bu konuda 2016 yılında ilkini gerçekleştirdik ve dördüncüsünü düzenledik. Tabii 2020 yılında maalesef pandemi nedeniyle yapamadık. Her yıl yapmış olduğumuz güreşlere Yunus Emre ilçesi, çevre ilçeler, çevre iller bayağı olmak yoğun üzere bilgi göster. Yaklaşık her güreş festivalimizde 20-25 bin katılımcı oldu. Hı hı. Çok güzel ilgi gördük. Ve inşallah 2021 yılı içinde biraz önce sizin de söylediğiniz gibi bu aşı olayı oldu. İnşallah, biraz daha pandemimizin azalmasıyla birlikte. Umuyoruz. Yani biz de ümitle bekliyoruz. Heyecanlıyız. Hiç heyecanımız bitmedi. İlk günkü gibi yani duruyor. Şimdi çok ciddi anlamda bir sıkıntı yaşandı. Yani kültür sanat özellikle tabii. Çok güzel. Yani evet. İzleyicisiz bir tiyatro çok kötü bir durum. Yani insanlar artık aç. Çünkü sanatsal boş, yani her anlamda bir açlık söz konusu. Bütün dünyayı etkileyen bir pandemi diyoruz zaten. Dünyayı etkileyen bir hastalıktan bahsediyoruz. Her anlamda etkilendi. Oyuncular çok etkilendi. Şimdi birazdan adaşım Yonca'ya da döneceğim. Kent Tiyatrosu ismi de çok güzel. Kent Tiyatrosu'nun genel sanat yönetmeni kendisi. O bence daha iyi anlatacak tabii. O süreci çünkü daha yakından. Sizle tekrar 2021 yılında konuşacağız ama... Yonca'cığım tekrar hoş geldin. Buldum Yonca'nın. Ne güzel değil mi böyle bir de. Kendi ismim çok az benim de. Senin evet. için de geçerli. Aynen. Şimdi dediğim gibi zor bir süreç. Sizin için özellikle. Maalesef. Bana ya daha doğrusu sevgili izleyicilerimize Kent Tiyatrosu'nun oluşumunu oradan başlayalım. Tamam. Ne noktada başladı, nasıl ilerledi, neler yapıyorsun onu konuşalım beraber. Kent Tiyatrosu geçen sene Mart ayı gibi kuruldu. 2020 Mart ayında faaliyetine başladı daha doğrusu. Kurulum aşaması biraz daha öncesine dayanıyor. Yapım aşamasında yapılması planlanan kurslar belli yaş grupları için drama kursları, yetişkinler için tiyatro kursları, aynı zamanda diksiyon kursu ve yaratıcı yazarlık kursu olarak 4 kalemdeydi. Hı hı. Sınıf gruplarımızı 8-10 yaş, 11-13 yaş, 14-17 yaş ve 17 yaş üstü olarak ayırmıştık. Ki katılımcılar arasında çok ciddi yaş farkları olmasın. Hı hı. Ve toplamda sadece 8-17 yaş arasında 200'den fazla katılımcımız vardı, öğrencimiz vardı. Çok yoğun bir ders programımız vardı. Öğrencilerimiz de belli yaş gruplarında hafta içi ve hafta sonu olmak üzere onlara bir sürü seçenek tanıyarak sınıflar oluşturduk. Hı hı. Ve drama derslerine başladık. 2 ay kadar bir süre durmaksızın derslerimize devam ettik ve eğittiğimiz öğrencilerle birlikte yıl sonunda çeşitli ufak oyunlar çıkarma hayalimiz vardı. Fakat pandemi sebebiyle bunları bir süre askıya almak durumunda kaldık öğrencilerimizin sağlığı için. Tabii. Akabinde kısıtlamalar geldiğinde yetişkin grup öğrencilerle birlikte tiyatro tarihi üzerine bazı çevrimiçi dersler yaptık. Aa, çok güzel. Bazı konuklar da aldık. Hatta Manisalı'dır kendisi de. Ahmet Uğursay diye çok sevdiğim bir oyuncu arkadaşım tabii. vardı. Tanırsınız. Tabii. Onun da bize bir gün rehberlik ettiği bir dersimiz olmuştu. Bağımızı hiç koparmadık. Hatta vatandaşlarımız için evde kalınması ile ilgili böyle ufak çekimler yapmıştık. Onları çok teşvik güzel. Etmek adına. Öyle bir şey paylaşmıştık. Sosyal medya üzerinden mi yaptınız? Sosyal medya hesaplarımızda yapmıştık evde kalmakla ilgili. Hı. Motivasyonumuzu hiç düşürmemeye çalıştık. Sonrasında bir çocuk oyunu hazırlığına başlamıştık ve orta oyunu planlarımız vardı. Umuyorum tedbirlerin esnetilmesiyle birlikte buna yeniden döneceğiz. Sonra tedbirler gelince nasıl ulaşabiliriz tekrar çocuklara ve vatandaşa diye düşündüğümüzde Kent Masalları projesi ortaya çıktı. Bunları da müdürlerimle, başkan yardımcılarımızla görüştük. Çok da güzel destekler sundular bize sağ olsunlar. Ve 18 yaş üzeri ekibimle birlikte, çoğunluğu 18 yaş üzerinden oluşan ekibimle birlikte Kent Masallarını okumaya başladık. Harika. Peki bu nasıl oluştu? Yani nereden aklınıza geldi böyle şöyle, bir proje? Şöyle, biz sürekli zaten ekiple ve işte yöneticilerimizle iletişim halindeyiz. Bir şeyler yapmak, bir şeyler sunmak istiyoruz. Aslında biraz pandemi bizi böyle bir proje üretmeye sevk etti. En yaratıcı fikirler yokluk anında çıkar derler ya, aslında biraz o hesap. Biz ne yapabiliriz diye düşündük, bu geldi aklımıza. Sonrasında Türk masallarından, dünya masallarından çocukların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz hikayeleri kendi ekibimizle birlikte yine düzenledik. Ve bunları tek bir anlatıcı üzerinden değil,
aynı tiyatro metniymiş gibi repliklerle çeşitlendirerek her bir karakteri başka bir oyuncunun seslendirmesiyle baştan sona bir hikaye olarak sunduk. Nerede dinleyecekler bu masalları? Nerede dinleyecekler? Yunus Emre Kent Tiyatrosu Instagram sayfamızda, Yunus Emre Belediyesi'nin YouTube sayfasında. Sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Çerçi'nin kendi Instagram hesabında. Sosyal medya hesaplarımızda var. Facebook, ya izlemek Instagram, isteyen YouTube. İzleyicilerimize ben özellikle üstüne basa basa. Hı-hı. Çünkü çok güzel bir proje. Hı-hı. Açıkçası ben çok heyecanlandım ve çok hoşuma gitti. Çünkü masal bizim geleneğimizde çok var olan ve biz çocukluğumuzda hep masallarla büyüdüğümüz için belki. Hı-hı. Şimdi belki yeni nesil çok alışkın değil ama hem onlara bunu da hatırlatmak ve masalları dinlemek birinden başka birinden o duyguyu hissetmek açısından ve canlandırmak açısından çok güzel bir proje. Harika. Yani çok, biz de çok severek yaptık. Pazar günleri 11'de ilk gösteriminin yapılmasını planladık. Hı-hı. İlki pazar günü yayınlandı. Hı-hı. Tabii sonrasında internete koyduğunuz bir şeyi başka günün herhangi bir saatinde izleyebiliyor insanlar. Evet, pazar günü 11'de gösterime girdiğinde tüm sosyal medya hesaplarında izlendi. Şu an hala bir kez daha izlemek isteyen ya da duyup neymiş bu diye bir bakmak şöyle isteyen giriyor. Şöyle bir daha tekrarlayacak olursak Yunus Emre Belediyesi'nin bütün hesaplarından ulaşabilirler rahatlıkla. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, merak edenler, özellikle çocuklar. Yani biz dediğim gibi masallarla büyüdüğümüz için bana çok heyecan verici. Çok ya büyükler de illaki çocuklar değil, büyükler de meraklı. Tabii. Yani ben dün gece en son yine kendi masalımızı açarak uyuduğumu itiraf edeyim. Gerçekten dinlemek bana da çok zevk veriyor. Bir de ayrıca o projemizde, ilk çok projemizde güzel. Sağ olsunlar. Belediye Başkan Yardımcımız Musa Dirik ve Nezaket Elif Binici Hanım da bize destek oldu. Onlar da karakterleri seslendirdiler. Tam bir ekip işi oldu bu. Karınca. Tam bir ekip işi oldu ve beni çok mutlu ettiler destekleriyle. Müdürüm de öyle her zaman sağ olsun. Hatta bir sonraki projede Ahmet Bey'e de bir şeyler okutmayı düşünüyorum. Evet. Kent masalları. Evet. Çok güzel. Devam edecek bir zaten 3-4 bölümlük hazırladık. Yenileri de hazırlanacak. Biliyorsun yani bizim jenerasyon daha iyi bilir kent radyo tiyatroları vardı çok tabii öncesinden tabii. Biz onlarla büyüdük. Hı-hı. Çünkü şimdi izlemek ekrandan ve izlemek farklı ama dinleyip hayal kurmak çok başka, hayal dünyasını inanılmaz derecede büyüten, genişleten bir olaydı radyo tiyatroları. Beklerdik o şimdi saat. Ben orada devreye gireyim. Sen bizleri anlattın, takdim ettin. Seni anlatan yok. Yonca ablamız da çok eski radyoculardandır. Basın sektörünün çok eskilerindendir. Duayenlerindendir. Estağfurullah. 90'ların başlarından itibaren biz birlikte radyoculuk yaptık. O kültürden geldiğimiz için bizi bir kat daha, iki kat daha fazla heyecanlandırıyor tabii. Böyle projeler. İşte o yüzden ben böyle heyecan gözlerim parladı dediğin yani gibi. Ben o yüzden bir bölümünde mutlaka seninle yer almanı çok isterim. Ay seve seve. Çok gelirim. Güzel öyküler seçiyor Yonca Hanımlar. Birlikte bakıyoruz, replikler hazırlanıyor. Onun hazırlık süreci de çok keyifli. Bizim tiyatro ve konferans salonumuz var. Manisa'nın en büyük salonu hazırlandı, hizmete girdi. Maalesef işte pandemiden dolayı biraz şu an verimli kullanılamıyor. Onun sahnesinde çektik. Orada loş güzel bir ışıkta, arkada perde yine o tiyatro sahnesini yaşatalım istedik. Çok güzel oldu. Çok güzel. İmkanlarımızla en iyisini yapmaya çalıştık. Yani çok güzel, başarılı bir proje. Dediği gibi o süreç insanı artık bir üretkenliğe de, çünkü izleyici yok. İzleyicisi olmayan bir oyuncu ya da tiyatro ne kadar, bütün cami aynı şekilde sıkıntı içerisinde. Şimdi bu konuda ben bir yere daha dikkat çekmek istiyorum Yonca Hanım. Tabii buyurun. Biz bu masalları dinleyerek büyüdük. Tabii hepimiz. Bu masallar hepimizin bilinçaltında, hepimizin aklında kazıldı. Ama şu an içinde bulunduğumuz nesil tamamen teknoloji çocuğu hepsi. Teknoloji i̇şte, diye evet, ilgileniyorlar. O ciddi bir, yani iyi tarafı da var, kötü tarafı. Ya onun bir şeyini açıkçası ben de içimde çözemiyorum. Evet. O konuyu konuşacağız.
Şimdi önce benim bir sanat haberlerim var, sonra bir reklam aramız olacak. Ondan sonra da dijital dünyanın bize getirdikleri, bizden götürdükleri onun üzerine sohbet edelim istiyorum. Tamam. Sevgili izleyicilerimiz, bu hafta yine sizler için hazırladığımız sanat haberlerim var. İsterseniz onlara bir bakalım neler hazırlamışız sevgili izleyicilerimiz için. Sahnede 60 yılını tamamlayan Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal'ın kariyerini ve sanat hayatını ele alan Genco adlı belgeselin çekimleri başladı sevgili izleyiciler. Belgeselin Temmuz ayında Enka Sanat'ta gerçekleştirilecek bir premier gösterimde izleyiciyle buluşması hedefleniyor. Senaryosunu Genco Erkal'ın yazdığı ve bu nedenle benzerine az rastlanır otobiyografik bir nitelikte taşıyan belgeselin yapımcılığını ve yönetmenliğini Selçuk Metin, görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak üstleniyor. Yalnızca bir sanatçının kariyerini değil, Türk tiyatrosunun da önemli ve büyük bir dönemini anı ve anekdotlarla aydınlatacak belgeselin çekim ve kurgu sürecinin tamamlanmasının ardından ilk gösterimi dediğimiz gibi Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılacak. Bir diğer haberimiz ise Sabancı Vakfı'nın Kısa Film Uzun Etki sloganıyla bu sene 5.sini düzenlediği kısa film yarışmasını kazananlar belli oldu. Sevgili izleyiciler, Değişen iklimler, değişen hayatlar temasıyla bu yıl ilk kez online düzenlenen yarışmanın ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Eğitim Başkanı Güler Sabancı, yine Vakıf Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ev sahipliğinde ve Zeynep Atakan'ın sanat yönetmenliğinde gerçekleşti. Jüri üyeleri ve yarışmacıların online bağlandığı, pek çok sanatseverin Sabancı Vakfı YouTube hesabından takip ettiği canlı yayında ödüller sahiplerini buldu. Can Suyu filmiyle birinci olan Anıl Gök'ün ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı açıklarken Taze Süt filmiyle ikinci olan Ömer Faruk Güler'in ödülünde yine Vakıf Genel Müdürü Nevgül Birsel verdi sevgili izleyiciler. Ve bir diğer haberimiz yine dijital sahne Öykü Karayel ve Selahattin Paşalı'dan Martı tiyatronun kültleşen eserlerinin günümüz perspektifinden yorumlandığı kesitleri seyircisiyle buluşturan dijital sahne Martı ile Zorlu PSM'de YouTube kanalında yer aldı. Rus yazar Anton Çehov'un en çok sahnelenen eseri Martı'nın başrollerinde ise Öykü Karayel ve Selahattin Paşalı yer aldı sevgili izleyiciler. Son haberimiz ise güzel bir haber. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Mart ayı itibariyle vaka sayılarındaki gelişme ile konserlerimize ve etkinliklerimize başlayacağız dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2021'de gerçekleştirilmesi hedeflenen projeleri değerlendirirken 2020'de kültür sanat sektöründe pek çok destek verdiklerini, sinema sektöründe 234 projeye toplam 47 milyon lira üretim desteği sağladıklarını söyledi. Müzik birliklerinin temsilcileriyle toplanarak Müzik Susmasın projesini hayata geçirdiklerini, Ocak, Şubat ve Mart ayı olmak üzere yine birçok destek verdiklerini iletti. İnşallah da önümüzdeki dönemde Mart ayında da etkinliklerin tekrar başlayacağını ifade etti sevgili izleyiciler. Evet, şimdi bir reklam aramız var. Sonrasında tekrar buradayız.